Video çekmeyi unutmuşum. Hiç de video çekesim yok ama Instagram'dan yazan oldu. Yine dayanamıyorum. Hocam işte yardım edin. Hocam şöyle sıkıntıdayız, böyle sıkıntıdayız. Bakalım deneyeceğiz. Niye video çekemiyorum biliyor musun? Neden istemiyorum? Hatay Antakya'dayız şu an. Antakya'dayım. O şiddetli depremin yaşandığı yere yaklaşık araba ile 5 dakika uzaklıkta. 5 dakika sadece. Yukarıda evim var, yıkıldı işte. Ailem bir kısmı şimdi burada, bir kısmı Karaman'da vesaire. Biraz sıkıntılar var. Problem değil. Ondan dolayı. Yanlış anlamayın ya. Sonra demeyin niye konuşamıyorsun, niye istemiyorsun falan. Gerçi diyenler olacak da yine. Tamam hadi hiçbir şey yokmuş gibi video çekeyim ben size. Ama gerçekten ciddi bir şekilde çekeceğim. Çünkü KPSS sınavına 23 gün kaldı. Ya şunu söyleyeceğim ben size bakın. Kafaya takmayın demeyeceğim. Ben o kadar ağır şiddetli şeyler yaşadım ki. Yani sizin derdiniz var sanırsınız anlatsam size. Gördüklerimi. Ve çoğunu video çektim bilerek çünkü anlatıyorum insanlara inanmıyorlar. Anlatıyorum inanmıyorlar. Biraz doluyum, biraz sinirliyim, biraz kırgınım. Bu çok sakin, relax halim. Yani sakin, relax, kendimi iyi hissediyorum ve videonun karşısına geçtim. Şimdi iyi halim bu. Kuzenlerim gitti, arkadaşlarım gitti. Bir arkadaşımın hala cenazesine ulaşamıyoruz. Aile aile, kafile kafile, bir ailede 14-15 kişi. Düşünsenize bir. Abiniz, eşi, çocuğu, abiniz, eşi, çocuğu, ablanız, eşi, çocuğu, anneniz, babanız, tek siz kalmışsınız. Yani ateş düştüğü yere yakar diye bir atasözü var ya. Şu an öyle. Herkes unutuldu. Her şey çok normal deniyor. Diyorlarsa doğrudur herhalde bilmem. Konumuza gelelim. Her şeyi unutalım. KPSS. Konumuz KPSS. Ben kendimi tanıtayım kısaca. Ben Bünyamin. 2020 yılında KPSS sınavına girdim. Kendi branşımda ilk 300'e girdim. Kendi memleketim olan doğup büyüdüğüm Hatay Antakya'ya atandım Defne ilçesine. Evime 9 kilometre, şiddetli deprem yaşandığı yer arabayla 15 dakika okulum orada. Çok severek atandım buraya, bayılıyordum memlekete ama şimdi memleketten de tiksindim, ülkeden de, çok şeyden de. Çünkü öyle şeyler yaşadık ki. Yani bir gün Nasrettin Hoca hasta oluyor, damdan düşüyor, eve giriyor. Hani önceden doktorlar ayağa gelirdi. Şimdiki gibi değil. Eskiler çok iyiydi. Doktor ayağa gelirdi. Doktor. Doktor demiş ki neyin var? Ve kendisine demişler ki yanlış hatırlamıyorsam. Doktor çağıralım mı? Farklı farklı şeyler var. O da demiş ki ne doktora ne hekime. Doktor değil mi? Hekim diyeyim. Ne hekime ihtiyacım var? Bana damdan düşen birini getirin. Benim halimi en iyi o anlar. Neyse bu kadar felsefe yeter. Hayata dönelim çünkü hayat normalleşmiş. KPSS sınavına son 20 gün kala ben ne yapıyordum biliyor musunuz arkadaşlar? Her şeyi bırakmıştım. Namaz hariç. 5 vakit namazımı yine kılıyordum çok şükür. Günde 12-13 saat ders çalışıyordum. 10 saat. Ders çalıştığım yerde size videoyu alacağım göreceksiniz. Neden bu kadar doluyum hissedeceksiniz. Günde 10 saat, 12 saat ders çalışıyordum. Sadece namaz kılmayı bırakmadım çok şükür. Ailemi birkaç gün görüyordum, birkaç gün görmüyordum böyle. Düşün aynı evde yaşıyoruz. Onlarla görüşmüyorum. Sabah erken çıkıyorum. Gece 10, 11, 12 gibi geliyorum. Tak, uyuyorum, uyanıyorum. Son bir ayım böyleydi benim. İnanılmaz şiddetli çalışmıştım. Çünkü geçtiğimiz aylarda çok kötü çalışmıştım. Bu toparlama süreciydi benim için. Son 23 gün arkadaşlar şimdi burada 3 kısım var. Birincisi çok iyi çalışanlar. Zaten şu an bu videoyu büyük ihtimal izlemiyorlar. Şu an rakip ediyorlar onlar. Büyük ihtimal deneme analizi yapıyorlardır. Çıkmış soruları 2-3 defa çözmüşlerdir. 4. 5. çözüp analiz ediyorlardı büyük ihtimalle. Hadi onlar derecedeler. Orta halliler. Kötüler. Çok çalışmayanlar. Vesaire erteleyenler falan filan. Büyük ihtimal şu videoyu izliyorsanız orta ve erteleyensiniz. Eğer çok iyiyseniz ve
mola vermiş ve bunu video izliyorsanız güzel iyi yerdesin gel. Arkadaşlar çok iyiyseniz şu an 23 gün kaldı. Konular bitmiş. Denemeler çözülüyor zaten. Çıkmış sorular analiz edilmiş. Şu an yapmanız gereken şu. Son 5 senenin çıkmış sorularını tekrar çıkartın. Tekrar çıkartın. İyice bir çözün. Daha sonra deneme analizi yapın. Deneme analizi nasıl yapar? Videolarım var. Çok videom var. Bakabilirsiniz. Daha sonra bakın çok iyileri anlatıyorum ha. Sen daha kötüler ve ortalar bekleyin siz. Daha sonra soruyu okudunuz. Tarihte mesela şıklara indiniz. Cevap Adana. Ve diğer yanlış şıklara bakıyorsun. Aa ÖSYM bunu yanlış şık neden vermiş? Hemen o yanlış şıklara bakıyorsun. Bildiğin var mı? Bilmediğin var mı? Onları analiz ediyorsun. Bak bu çok üst düzey bir şey. Çok iyiysen, konuların bitmişse, çok iyi olmana gerek yok aslında ya. Ortanın üstüysen diyeyim sana. Atanacak puanları alıyorsan şu an ve bir tık üstüne çıkmışsan bunu uygula, şiddetle tavsiye ediyorum sana. Ben yaptım. Meyvesini de aldım. Geriye kaldı 2 kişi. Ortalar ve kötüler. Kötü dediğim şöyle, kötü değilsiniz. Sadece iyi bir insansınız. Yanlış anlama beni. Kötüden kastım şu. Hani çok çalışmamışsın. Ailevi problemin vardır. Deprem bölgesindesindir. Evin yıkılmıştır. Hani birileri sana yardım etmemiştir falan filan işte. Mesajı aldın sen. Orta halliysen ve kötüysen, orta halliysen şu. Orta haller şudur. Konuları bir kısmı bitirmiştir, bitirememiştir, yetiştirememiştir. Plansız çalışmıştır, programsız çalışmıştır. Ailevi problemleri vardır. Şudur budur budur. Bahane hepsi zaten. Bahaneleri geç. Onlar ne yapacak? Sakin ol. Onlar ne yapacak? Orta halliler. Deneme çözeceksin. Bak sen de bu da deneme çözdü. Bu da deneme çözdü. Deneme. Bak deneme deneme deneme. Sen alacaksın şimdi son 10 yılın. Bak bu 5 yıl yapmıştı. Bu zaten iyiydi. Çok iyi. Bu kalsın. Sen sakin ol. Sen 10 yıl yapmana gerek yok. Sen son 10 yılın şu an psikolojim bozuldu muhabbeti yapmayacağım arkadaşlar. Bakın. Bunun açıklamasını da yapacağım. İlerleyen zamanlarda. Bekleyin. Orta kısımda olanlar bunlar biraz sancılı. Ortada çünkü. Onlar son 10 yılı alacaklar. Birkaç tane çözecek. Bakacak çıkmış sorulardan atanabilecek puan almış mı almamış mı? İnşallah kaç puan atanmanız için kaç puan lazım vesaire onları araştırmışsınızdır diye tahmin ediyorum zaten ondan. Eğer kafanıza takılan şurayı anlamadım açıkla dediğim şey varsa yorum kısmına yaz. Zaman kalırsa bakabilirim. Mesela 2016-2017 yılının şu orta kısımdaki arkadaş alsın bir çözsün bakalım. Bir deneme analiz yapsın. Atanacak puanı neti yapamıyorsa yapsa da yapmasa fark etmez. Güzel bir deneme analizi. Daha sonra baksın. Mesela tarihte 27 soru var. 27 sorunun mesela 12 net yapıyor adam. Son zaten eğer 12 net yapıyorsan benim gibi. Ben 8 net, 10 net ne yapmışım sınavda zaten. Çok kötüyse. Şimdi ne yapacaksın? En fazla soru gelen konuları seçeceksin aradan. Yani 2016-2017 sorular çözdün ya. Konu analizi baktın tarih berbat. Hemen çok fazla çıkan sorular nedir bunlar? İnkılaplar. İnkılapların bir tık altı, bir tık üstü. Bana gidip İslamiyet öncesi, yok ne bileyim Osmanlı'nın ilk zamanları falan filan onlara çalışma. Birkaç soru geliyor, zaman kaybı yapma. Bak zaman zaman kaybı. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor, Asır Suresi. Bir bak incele derim. Baktın tarih, tamam coğrafya. Galiba 18 soru vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yaptın 8 net, 9 net. Orta kısım böyle yapar. Zaten 10 net, 15 net yapıyorsan sen buradasındır. Mütevazilik yapma. Eğer böyleyse hemen bakıyorsun hangi konuları yanlış yaptın. İlk başta bunu yapıp bakıyorsun. Son 10 yılı. Birkaç gün arayla çözüyorsun. Deneme analizi nasıl yapılıyor? Anlattım hemen söylemem lazım şimdi. Bunu çok önemli çünkü yapmıyorsunuz. Hemen çözemediğin, yanlış yaptığın soruların konularını çıkartıyorsun. O konuları güzelce çalışıyorsun ve çıkmış sorularını çözüyorsun. Daha sonra sağlam bir kaynaktan çözüyorsun tabii o soruları da. Daha sonra ne yapıyorsun? Diyorsun ki yeter artık olmayacak ben yapamıyorum. Ah vah ağlayıp zırlama. Çünkü iyi çalışırsan yaparsın. 23 gün inanılmaz güzel bir vakit. Tabii zamanını salak salak arkadaşlarınla salak salak dedikodulara, telefonla uzun uzun görüşmelere, Instagram gibi Instagram keşfette yarım saat konuşmalara ayırmazsan son 23 gün güzel bir vakit. Bakın son 3 ay çalışanla son 1 ay çalışan kişi düşünün. Bugün de 8 saat çalışıyor, bugün de 8 saat. Son bir ay çalışan eğer akıllı, mantıklı, kendine göre plan programla çalışırsa bunun
kitaptan çok daha verimli çalışabilir. Olay şu. Her şeyi unutun. Gerçi şunu da söyleyeyim. Çok kötüysen eğer sen de deneme çöz. Deneme analiz yap. Mantık aynı. Çünkü anlatmayı bırakacağım. Çünkü benzer şeyler. Kendini tanı. Son 23 gün kaldı. Eksiğin ne? Ne yapabiliyorsun, ne yapamıyorsun? Bunlar sana denemeler söyleyecek işte. Çıkmış soruların denemeleri. Gidip saçma sapan yenilerin denemelerini çözüp ağlayıp zırlamana gerek yok. Çünkü onlar zaten soruları yazanlar sınava soksa onlar da full çekemeyecek. Bazı hocalar hariç. Mesela Murat Sakin. Saygılar Murat Hocam. Dediğim gibi ne yapıyorduk? Videoyu izledin. Dur bakalım şimdiye kadar. Videodan ne anladın? Not aldın mı? Video böyle izlenmez işte. Not alacaksın. Bakacaksın. Araştıracaksın. Böyle uzandığın yataktan böyle videolar izlenmez yani. Bu hikayeleri bırak bana. Kalk ve çalış. Kimse sana şu ekmeği alıp ağzına sokmayacak. Sokarsa da sana kötülük yapıyordur. Annen baban sana sokuyorsa ve yaşın hali 18, zaten KPSS'ye giriyorsan ve üniversite sınavı fark etmez. Ve hala bile sana gelip şunu ağzından sokuyorsa de ki ağzından sokma. Aç kal biraz, aç kal. Şurası biraz aç kalsın. Aç kalırsa şurası çalışır. Şurası tok kalırsa şurası çalışmaz. Bu senin fıtratında olan bir şey. Eğer aç kalırsan karnını doyurmak için kalkarsın ayağa, arayışa girersin. Eğer maddi durumun iyiyse, ailenin durumu iyiyse, farklı bir meslek grubunda çalışma gibi fırsatın varsa boş ver KPSS'yi. İnan bana boş ver. Memurluk boş ver. Git ticaretini yap, hayvancılık yap, istediğin mesleği yap. Eğer istediğin meslek öğretmenlik değilse veya memurluk değilse veya başka bir şey değilse yapma. Hani hem kendine zarar verirsin, hem o girdiğin meslekte, hem o meslekteki insanlara, halka. Yani ilk başta sen kendini iyileştirmen gerekiyor. Ben aylardır şu video kameranın karşısına girmedim. Neden? Çünkü iyi değildim. Şu an bu çok iyi halim. Videonun başına biraz göndermeler, iğneleme miydi, hicim miydi, neydi o? Bir yazın bakalım yorumlara. Biraz kültürlenelim. 6 Şubat'ta deprem yaşadım. Sese bakın hala tepki veriyorum. Deprem mi oluyor? 6 Şubat'ta deprem yaşadım. 6 Şubat mıydı? Deprem yaşadım. O günden sonra birkaç video çektim de böyle çok keyfim yoktu. Ama üzüldüm ya yine. Üzüldüm aynen. Üzüldüm. Bana birkaç kişi yazmış böyle. Demiş hocam şöyle yapın, böyle yapın. Geçen sene inanılmaz videolar çekmiştim birkaç yıl önce. Eski havam yok. Bakalım ya bir geri dönüşler olursa belki video çekerim. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Önce psikolojinizi düzeltin. Yani bu hayatınızın sınavıymış. Olmazsa şöyle olur, böyle olur. Ağlayıp zırlıyorsan zaten sınav kazanamayacaksın. Ben son bir ay çalıştım. İlk 300'e girdim. Yıllardır çalışıp atanamayanlar var. Mesele burada bitiyor. Önce inan. İnanmak başarının yarısıdır derler ama bence yarısından birazcık daha fazla. %51. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çünkü başkası siz kötü durumda olduğunuz zaman bakmayacak size. Kendi kendinize hayatta kalmayı, çalışmayı, başarmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yoksa hayat size öyle bir öğretir ki kendinize gelemezsiniz. Saygılar.